Merhaba arkadaşlar ben Alp Bugünkü videomda biraz Bitcoin'in zorluk seviyesindeki artıştan bahsetmek istiyorum. Bugün tarih 4 Şubat 2016. Bitcoin zorluk seviyesinde şu anda %19,66 oranında bir artış bekleniyor yaklaşık 3,5 gün sonra. Bu oran birkaç saat önce %20 gösteriyordu. Şu anda bildiğiniz gibi Bitcoin'de bir blokun çözülme süresinin ortalaması 10 dakika olmasına rağmen şu anda Zorluk seviyesi değişene kadar oldukça fazla bir hash rate de artış olduğu için ortalama bir blok 8.3 dakikaya kadar düşmüş durumda. Bunu buradan görebiliriz. Genel Bitcoin'in tam zorluk hash rate oranının artışı, mesela şuradan tüm zamanlar diyelim, bugüne kadarki tüm artış, şu kısımda görmemek için şöyle bir yıl diyelim, Hatta şuradan 2 yıl diyelim, bakalım nasıl olacak? Evet. Buradan da görebileceğiniz gibi son zamanlarda oldukça ciddi bir artış var. Özellikle 2015 yılının Kasım ayından sonra çok sert bir yükseliş oldu bu hash rate oranında. Bu da tabii ki de doğal olarak zorluk seviyesine yansıdı. Peki bunun bu kadar hızlı bir şekilde böyle artmasının sebebi neydi diyecek olursak özellikle Bitfury gibi Bitcoin madencisi üreten firmaların yeni 16 nanometre teknolojisine sahip cihazları oldu. Buradan mesela products kısmından cihazlarına bakabiliriz. Bu adamlar çok çok daha verimli ve çok daha hızlı çalışan cihazlar üretmeye başladılar. Bunları çok yakında piyasaya sunacaklar. Buradan kendi sitesine girip takip edebilirsiniz. Bunların neler yaptıklarını ve cihazın özelliklerine bakabilirsiniz. Aynı zamanda Bitfury kendi YouTube kanalından bu şekilde videolarını paylaşıyor. Daha bakın burada 2 hafta önce paylaşılmış. 2 hafta önce 1 hafta önce yani videolar daha çok yeni. Şunu tekrar hatırlatayım. Bugün 4 Şubat ve 1 hafta önce paylaşılmış videolar. Ee, buradan da görebileceğiniz gibi bu cihazlar şu anda kullanıma hazır ve büyük ihtimal satışa sunmadan önce e, test ediyoruz şeklinde diyerek yani cihazları biraz çalıştırıyorlardır diye düşünüyorum. Diğer bitmeyin firması da çünkü aynı şekilde yaptığını düşünüyordum. Bu yüzden e, hash rate'de inanılmaz bir artış oldu. Zaten Bitfury firması 2015'in Kasım, Aralık gibi aslında cihazları satışa sunacağını söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında bu zamana kadar bile kalmaması gerekiyordu. Ama bence e, Ocak, Şubat ayını es geçmelerinin sebebi biraz hash rate'den de zaten anlayacağımız gibi Kasım'da çok ciddi bir yükseliş oldu. Ben e, bu cihazların çalıştırılıp denenmesi Yüzünden bu şekilde bir artış olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şimdi bildiğiniz gibi Bitcoin'de bir blok yarılanması olacak. Onun için de şöyle bir site var bitcoinblockhealth.com diye. Mesela şu anda 162 gün 19 saat 58 dakika sonra blok yarılanacağını söylüyor. Bu ne demek? Şu anda mesela toplamda 21 milyon üretilecek Bitcoin. Şu anda 15 milyon civarı üretilmiş durumda. Buradan bilgilere bakabilirsiniz. Madencilik ödülü yarıya düşecek bildiğiniz gibi. Şu anda ortalama 10 dakikada bir teoride 25 bitcoin üretilirken 12.5 bitcoine düşecek. Yani 162 gün sonra madenciler her blokta 25 yeni 12.5 bitcoin bulacak. Bu da doğal olarak madencilik yapan herkesi etkileyecek. Mesela burada bir tür firmasında şöyle şeyler denmiş yani enerji çok verimli olduğu için bu yeni ürettiğimiz cihazlarda işte blok yarılanmasına hazır olduklarını söylüyorlar. 16 nanometre olduğunu söylüyorlar. Sitesine girip bakabilirsiniz her türlü. Burada bütün detaylarını paylaşmışlar aslında. Ben sadece Bitcoin'in de zorluk artışı şu anda çok sert bir şekilde artacak. Bunu belirtmek için bir video çekmek istemiştim. Mesela şu an %20 civarında gözüküyor. Bakalım mesela en son ne zaman %20 civarı gözükmüş. Mesela 26 Ocak'ta en son %5 arttı. Geriye gidelim. 2015 yılına gidelim. Gidiyoruz. En son Ağustos 19 Ağustos 2014'te mesela %20 bir artış olmuş. Yani bunun dışında yüzde hatta şöyle bakarsak iki rakamlı artışlar en son 2015 yılının sonlarına doğru böyle bir arka arkaya yüksek dereceli artışlar olmuştu. Onun dışında gördüğünüz gibi mesela şu arada yani biraz rolantide seyretmiş diyebiliriz Bitcoin. Hatta yani negatif gördüğünüz gibi mesela şurada eksi 3, eksi 2 gibi negatif değerler de görmüştük. Bunun tabi Bitcoin'in zorluk artışıyla fiyatının yani beklenen normalde blok yarılanmasında beklenen hani Bitcoin fiyatının artacağı yönünde olmuştu ama bildiğiniz gibi mesela diğer bitcoinden sonra gelen en büyük altcoinlerde Litecoin'de blok yarılanması olduktan sonra fiyat hiç de öyle beklenildiği gibi seyretmedi. Yani bu %100 şu şekilde Bitcoin mesela şurada işte 162 gün sonra blok yarılanınca 25'ten 12'ye düşünce fiyatın Kesinlikle artacağını kimse söyleyemez yani Bitcoin'in fiyatını kesinlikle kimse tam olarak doğru tahmin edemez Ama bizim de söylediğimiz gibi Bitcoin'in fiyatı blok yarılanmasına gelene kadar zaten bu 162 gün geçene kadar Bu şekilde yüzde 20 yüzde 10 yüzde 8 gibi devamlı bir Artışta olduğu için blok yarılanmasına geldiğinde zaten çok ciddi bir zorlaşacak bitcoin üretimi Bakalım bu yeni üretilen cihazlar bunun karşısında ne kadar durabilecek. Şu anda Bitmain'in de cihazları var S7, Hashnes borsasında S7'nin, S5'in ve diğer cihazların alım satımı yapılıyor. Bakalım bu son %20'lik artıştan nasıl etkilenecek. Blok yarılanmasına da epey var aslında ama ben özellikle şu %20 civarı yani büyük ihtimal bu 15 civarı bir şey olacak. Tam yarı yani zorluk artışının değişmesine yakın. Ne kadar değişeceğini açıkçası merak ediyorum. Bu videoyu paylaşmamış sebebi 4 Şubat'ta Bitcoin'de böyle bir ciddi artış yaşanacak. Bunun ilerken, ilerleyen zamanlarda nasıl etki göstereceğini tekrar tartışmak için böyle bir ön video hazırlamak istedim.